Evet sevgili izleyiciler, çok değerli bir hocamız var burada, psikiyatrist. Doktor Tanju Sürmeli, Beynin İyileştirme Gücü kitabı şu anda elimde. Hocamız da burada, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Fransa'dan mı yolculuk? Yakın zamanda Fransa'daydım ama. Evet. Oradan geliyorsunuz. Ama şimdi bu gece oradan gelmiyorsunuz. Yok. Ha pekala. Geçen ben de Fransa'dan geldiniz bu gece yorgun argın diye düşündüm. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim ben de. Harikulade. Biz de çok iyiyiz. Suzan kardeşle bayağı döktük kurtlarımızı. Evet gördüm, bayağı gördünüz, iyiydiniz. Son bölümüne yetiştiniz zaten. Şimdi beynin iyileştirme gücü deyince benim aklıma bir sürü soru geliyor. Ve sizinle ilgili okuduğum notlara gelince de bu yöntemin uygulandığı gruplar gördüm. İşte sporcular, iş adamları, müzisyenler, sanatçılar, sınav kaygısı taşıyan gençler, stres, dikkat eksikliği yaşayanlar, migren gibi birçoğumuzu etkileyen, ki ben de migrenden muzdarip olanlardanım, birçok konu var ve beynin bir iyileştirme gücü olduğunu bize son zamanlarda, bilmiyorum çok alakasız bir şey söylüyor da olabilirim, işte düşünce gücüyle birçok şeyi yenebileceğimizi öğütlemeye başladılar bize son yıllarda. Ve bu tekniğin onlarla bir ilgisi var mı? Yoksa beyni nasıl kullanacağımızı bilmeyen insanoğlu olarak devam mı ediyoruz hayatımıza? Şimdi tabii ki beynimizin kendisi bizim bilincimiz dışında çalışan bir sistem. Bunu bilinçli hale getirip kontrol altına alma imkanımız var. Ama bunlar için bir takım aletler lazım, yine bir takım sensörler lazım. Yani kendi kendimize pozitif düşünmekle etki edebilmemiz belli bir yere kadar. Ama ciddi anlamda rahatsızlıklarımızı yenmemiz, hastalıklarımızı yenmemizle ilgili, özellikle bazı grup hastalıklarda bu söylediğim gibi sensörler ve bilgisayar ekranı ve bir aletten yararlanıyoruz. Bu beynin kendi iyileştirme gücünü ortaya çıkarabilmek için. Bu arada ben yine sizinle ilgili bilgileri okurken birçok konuda ilk diye görüyorum. Bu ilkler Türkiye'de doğru uygulanabilen, birebir uygulanabilen ilkler midir hocam? İsterseniz siz birazcık bahsedin. Çünkü o tıbbi terimleri çok fazla bilmiyorum açıkçası ben. Evet, şimdi şöyle aslında uzun yıllar Amerika'daydım. Orada öğrendiğim teknoloji ile ilgili ve bilimle ilgili yöntemleri Türkiye'ye döndüğümde ilk uygulayanlardan olduğumu fark ettim. Çünkü psikiyatrik hastalıklarda yalnızca kimyasal madde bozukluğu olmuyor, elektriksel akım bozukluğu da oluyor ve bunları biz ölçümleyebiliyoruz. Ölçümleyip bir veri tabanında inceleyebiliyoruz ve bazı hastalıkları ayırt edebiliyoruz beyindeki elektriksel işaretlere bakarak. Evet, şu Down sendromlularla ilgili bir uygulama var. Evet. Onu merak ettim açıkçası. Nasıl bir uygulama, nasıl bir sonuç aldınız? İşte Down sendromlu çocuklarda genelde dikkat eksikliğinde, öğrenme güçlüğünde kanıtlanmış bir yöntem olan neurofeedback dediğimiz, beynin kendi elektrik akımını değiştirmeyi öğreten yöntemi uyguladığımızda 8 çocuktan 7'si bu çalışmamızda oldukça başarılı sonuçlar çok elde ciddi etmemizi bir oran bu. Sağlattı. Evet. Hem dikkatlerini arttırdık, hem kelime haznelerinde konuşmaların anlaşılır olmasını sağladık. Tabii biz bu sayıyı çok daha fazlasını yaptık. Bu ama bilimsel bir yayın olarak dünyada ilk defa bilimsel bir yayın olarak yayınlandı Amerika'da. Önemli bir dergide. Ama bu sayıdan çok daha fazla çocukla, Down sendromu çocuklarla çalıştık. Mesela bir iki kelimeyi yan yana koyup cümle kuramazken işte bir aylık bir süreç içinde ikili üçlü kelimeleri yan yana koyup cümle kurabilmeleri, daha anlaşılır olmaları, Down sendromu çocuklarda inatçılık çok fazlaydı. Bu inatçılığın tamamen azaldığını, kaybolduğunu, muhteşem ki onların bir şey bu. Tipik genetik bir bozukluk bu, kromozom anomalisi. Tipik bir inatçılığı o kromozom anomalisine bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ama o bile ortadan kaybolmuştu bir çocuklarda. Önemli bir kısmında da bunun değiştiğini görüyorsun. O zamandan takip ettiğimiz, bilimsel çalışmayı takip ettiğimiz çocuklar şu an normal okulda başarılı bir şekilde eğitimlerine devam
etmekteler. Peki hocam, bu yaygın olarak Türkiye'deki Down sendromlu çocukların bir araya getirildiği, tedavi gördüğü merkezlerde uygulanan bir sistem. Uygulanmıyor. Ne yazık ki bilim Türkiye'de çok değer bulmuyor. Bunlar vakalarımızda elde ettiğimiz çalışmalar. Daha ciddi kontrollü çalışmalar yapılması lazım. Hı hı. Çok sıcak bakılmıyor. Çünkü burada bir ilaç yok, alet var. Aletin de bir eğitimden geçirip öğrenilmesi lazım bunlar nasıl kullanıldığını. Çok özür diliyorum hocam. Maliyeti yüksek işler midir bunlar ki? Tabii ki eğer özel yerlerde yapılırsa maliyeti yüksek olabilir. Down sendromu çocuklarda ya da başkalarında. Ama devletin de bu konuda katkıda bulunması gerekiyor ki aslında biofeedback dediğimiz yöntem bu. Biofeedback şu, vücudumuzu kontrol etmeyi öğrenmek. Yani kalp atışımızı, nefes alışımızı ve beynimizdeki elektrik akımı dengelemeyi ve kontrol etmeyi öğrenmek. Evet. Bunu kendi vücudumuza öğrettiğimiz zaman bir senkronizasyon oluyor ve birçok durumda iyi olmamızı sağlatıyor. Bu performans arttırmamızdan tutun bazı hastalıklara düzelmesine kadar ya da daha iyi hale gelmesine kadar. Hı hı. Bu biofeedback yöntemi sosyal güvenlik kapsamında fizik tedavi ve ana bilim dalı tarafından ödeme halinde. Ama bir aslında bu biofeedback yöntemi psikiyatrik hastalıklarda ilk buluşlar o yönde yapılmış. Sonra fizik tedaviciler bu konuda yararlanmaya başlamışlar bu yöntemden. İşte çeşitli ağrılarda, fibromiyolji hastalığında ya da baş ağrılığında ya da spastik çocuklarda kullanım. Ama Türkiye'de psikiyatristler bu konuda bu tedavi yöntemine önem vermemişler. Onun için de sosyal güvenlik kapsamına alınmamış. Şu an benim öyle bir başvurum var ciddi olarak incelenmesini sağlatmak amacıyla. Ama tabii ki Türk Psikiyatri Derneği bu konuda çok sıcak bakmıyor bu yöntemi. Şarlatanlık gibi görüyor. Bilimsel yayınları ki Paolo 1904 yılında bu yöntemin ilk başlangıcını yapan Nobel ödülü alan çalışmasını yaptı. Bir köpeğin mide salgısını değiştirmeyi koşullandırarak denedi. Öğretti. Evet. Bu klasik bir yöntem. Bunu biz insan vücuduna beynine yapıyoruz. Bunun oldukça bilimsel olduğunu Amerikan Ulusal Sağlık Birliği denetti. Kabul ediyor. Birçok bilimsel kurullar kabul ediyor. Ama Türkiye'de böyle bir Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yarattığı bir duvar var. Bu ilaç olmadığı için çabuk kolay kabul edilmiyor. Mesela bir ilaç birçok hastalığa iyi gelse çok çabuk kabul edilir. Kabul edilir. Ama bu beyindeki elektriksel akım düzensizliği birçok psikiyatrik hastalıkta tanımlandı. Bilimsel olarak tanımlandı. Sizin çalışmalarınız arasında hipnoz da var hocam. Evet, hipnoz da var. Yani bu sizin bize anlatmaya çalıştığınız, kendi ülkenize bir borç olarak geri dönüp de dünyada kralını amiyane tabiriyle yaptığınız, anlattığınız çalışmalarınızı burada anlatıyorsunuz. Şimdi hipnoz denince, şimdi o geldi aklıma, siz hani şarlatanlık gibi algılanıyor falan deyince... Acaba hani buralardan dolayı mı? Hipnoz bir şarlatanlık göstergesi midir yani? Hayır, mesela hipnozu Türk Psikiyatri Derneği bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kabul ediyor. Evet. Onunla ilgili yayınları okumuşlar. Bu konuda eğitimler vermeye başlamışlar. Bunları kabul ediyorlar ama bu konuya uzak kalmışlar. Bu konuya bir ilgi göstermemişler. İşte ben geldiğimden beri bunun önemli olduğunu. Tabii ki diğer tedavi yöntemleri de önemli ama... Bazı yöntemler bazı insanlarda çalışmıyor. Çalışmadığı zaman yeni yöntemleri de uygulayabilmeniz lazım ya da bazen başka yöntemlere eklemeniz lazım. Gerekiyor. Birkaç yöntemi birlikte. Evet. Mesela ben bundan kaynaklı hipnozu öğrendim, aile terapisini öğrendim, ilaç bilimi üzerine yüksek lisans denen çalışmalar yaptım. İlaçların etkilerini, ilaç etkileşimlerini öğrendim. Neurofeedback dediğimiz bu yöntemi öğrendim. Kognitif terapi dediğimiz kısa türde bir psikoterapi yöntemini öğrendim ki bunların hepsini birlikte kullanabildiğimiz hastalar var. Bazen ilaçlar işe yaramıyor bazı grupta.
o zaman bu yöntem daha iyi oturabiliyor. Mesela kafamıza hafif derecede aldığımız darbeler beyindeki elektrik akımını bozuyor. Evet. Ve şu an dünyada bir tane kanıtlanmış ilaç yok bu kafa darbesiyle oluşan elektrik akımlarının düzelmesi. Düzeltebilecek. Ama neurofeedback yöntemi %75, %80 başarılı bu elektrik akımını düzenliyor. Ve kafamıza aldığımız darbelerle bugün depresyon geçirebiliyor insanlar. Anksiyete bozukluğu, migren evet. dediğimiz baş ağrıları, bipolar bozukluğu, hatta şizofreni, Parkinson hastalığı, Alzheimer bunların hepsine sebebiyet verebiliyor. Öğrenme güçlüğüne, dikkat eksik. Düşünün bu kadar geniş bir hastalık grubuna sebebiyet verebilen o basit kafa darbelerini evet. düzeltecek. Bugün kanıtlanmış bir tek ilaç yok. Yani ama bir takım yöntemler ama var. Ama bir takım yöntemler var ama bu yöntemlere sıcak bakılmıyor bilimsel nedense. Bilimsel bakılmıyor. Peki şu andaki girişimleriniz ne aşamada hocam? Şu anki girişimlerimiz bakanlık aşamasında ama bakanlıkta ne yapıyor? Üniversiteleri soruyor. Üniversitelerin bir kısmı olumlu yönde cevap veriyor. Önemli bir kısmı bu işi hayır irdelemiyor yeteri kadar. İnsan sağlığı, kamu yararına olan bir yöntem ne olmuş oluyor? Yani önemsenmemiş, sizin... ötelenmiş oluyor, itilmiş oluyor. Tanju Hocam, şimdi sizin insanoğlu üzerinde bir şeyi deniyor olmanız ve bütün bir insanoğlunu etkileyecek, bütün dünyadaki insanları etkileyecek gizli bir planınız yoksa, bu durumda bir çıkarınız olduğunu düşünmek bana biraz saçmalık gibi geliyor. Tabii, şimdi tabii ki hastalarımız için de mesela önemli bir şey... dikkat eksikliğinde ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda ilaçlar kullanıyor. Hı. Ama önemli bir kısmı ailelerin bize başvurduklarını diyorlar ki biz ilacı yazdı doktor ama çıktıktan sonra kullanmak istemedik. Ama bu sorun devam etti. Evet. İşte 2 sene, 3 senedir devam. Şimdi sizi duyduk, ilaçsız bir yöntem uyguluyormuşsunuz, onun için geldik. Bu bir ihtiyaç. Evet. Yani bu yönteminde bilimsel verilerle yapılması lazım ülkede. Evet, zaten ilaçlarla yapılan tedavilerde net bir sonuç alınıyor mu acaba? Dikkat eksikliği grubunda yani bilimsel yayınlara baktığınızda %70 gibi bir başarı var ilaçların. Ama bu sadece dikkat eksikliği bazında. Ama evet. Amerikan hükümeti 10 senedir takip ediyor. İlaç firmalarının yaptığı bu çalışmaların gerçekten insan sağlığına günlük hayatta ne etkisi olduğunu takip ediyor çocuklarda. 14 aydan sonra etkisinin olmadığını gördüler. Bravo. Ve bunları yayınladılar. Bravo. Amerikan hükümeti bunu bizzat kendisi yaptı. Hı-hı. Çünkü bu bir ihtiyaçtı. Bizde hiç böyle bir istatistik yapılmış mı? Yok, yapılmıyor. Böyle bir istatistik yapılmıyor. Bravo. Bu yapılınca ne ortaya çıktı? Demek ki 14 aydan sonra herhangi bir ilaca dikkatini arttırması için verilmesinin pek bir anlamı manası yok. Evet. Ama ilaçlar ciddi anlamda yan etki yaratabiliyor. Çocukların büyümesini engelleyebiliyor, kilo almasını engelleyebiliyor. Bazı ilaçlar var, kokain etkisi yaratıyor beyinde. Bağımlılık yaratıyor. Bağımlılık yaratabiliyor. Bunun bağımlılık yaratmadığına dair de yayınlar çıksa bile bu yönde de o yayınlar var. Beyin dokusunu azalttığına dair yayınlar var. Hı hı. O zaman biz ne yapmalıyız? Birçok yöntemi öğrenmeliyiz ki kime ne uyuyor, kime ne uymuyor bilelim yani ve ona bu, göre uygulayalım. Nasıl uygulandığını bile bilmeden kağıt üzerindeki bir metodu okuyup reddetmekle evet. ilgili bir durum şu ana kadar aynen, yaşadığınız. Bu yaşadığımız durum böyle. Hiçbir bu konuda bilimsel yayını olmayan ama üniversitede bir titre olduğu için kendisinde bir hak görüp doğru düz araştırmadan negatif yazıyor. Mesela bu aletler bilimsel çalışmalarda kullanılabilmenin dışında hı hı. günlük hayatta uygulanabilmesi için FDA dediğimiz bir yerden onay almış. Evet. FDA bunu onaylarken stres için onaylamış. Ama FDA bundan sonra doktorların hangi hastalık grupta kullanıldığına karışmıyor. Bunu mesela bilmiyorlar hala üniversitedeki akademisyenler. Diyorlar ki bu stres için onaylandı, onun için onun dışında bir yerde kullanılamaz. Hayır, bilimsel yayınlar... Hı hı. Yapılan kontrollü çalışmalar, plasebo kontrollü çalışmalar bu yöntemi birçok hastalık grubunda etkili olduğunu ortaya çıkardı. İşte dikkat eksikliğinde, evet. hiperaktivite hastalığında, öğrenme güçlüğünde, ki günümüzde çok migrende, ciddi oranlardan migrende, bahsediyoruz. Epilepsi evet. hastalığında, evet. alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, depresyonda, uyku bozukluklarında ciddi anlamda yayınlar var. Eğer bu bilimsel yayınlar yeteri kadar
veri toplayıp destekliyorsa siz bir alet istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bunu hekimin kararına bırakıyor FDA. Evet. Ama bunu bilmiyorlar. Akademisyenler bilmiyor Türkiye'de FDA'nın ne iş yaptığını. Araştırmamız da yok. Ama biz Amerika'da eğitim aldığımız süreçte bunları öğrendik. Bunları söylediğimiz zaman da pek hoşlarına gitmiyor. Böyle Amerika'da bir dirençle karşılaşıyoruz. Hocam bir taraftan işin başka bir tarafı da var aslında. Onu da sorayım istedim hazır siz buradayken. Şimdi Amerika'da eğitim alınca burada bir ötekileştirilme durumu yaşıyor musunuz? Aynen öyle. Yani mesela şöyle oluyor. Yani Amerika'ya gittiğinizde ne oldu? Yani bizden daha mı çok biliyorsun gibi bir tavırla karşılaşıyorsunuz. Bir de o tavırla uğraşıyorsunuz. Halbuki siz geldiğinizde bütün iyi niyetinizle öğrendiğiniz teknolojiyi, öğrendiğiniz sistemi, aldığınız eğitimleri paylaşmak kendi, istiyorsunuz. Evet, ülkenizde paylaşmak istiyorsunuz. Çünkü görmüşsünüz orada, buraya geldiğinizde bu yöntemleri, teknolojiyi öğrendiniz diye cezalandırılmamanız lazım. Ama ben şu konumda cezalandırılmış oluyorum. Ya bu beyin göçüyle ilgili hala bir şeyler öğrenemedik mi acaba? Onu merak ediyorum. Yani beyin göçü, mesela hükümetin politikası bugün biraz önce işte beyin göçü olmasın diye şöyle önlemler alacağız diyorlar. Hı hı. Ama günlük hayata geldiğinde bunların uygulamasının zorlandığını görüyorsunuz. Olmadığını ya da. Bu arada bu konular çok derin konular hocam. Çok da iyi anlıyorum sizi. Bizim o ötekileştirme ve gelen bilgiyi hiçbir şekilde araştırmadan, irdelemeden, test etmeden reddetme ön yargılarımızı çok iyi anlıyorum sizi. Ama şimdi kitabın kapağında gördüğüm bir beyincik üzerindeki bir şema var. Beyin üzerindeki, insan kafatası üzerindeki şema var. Dokunma, okuma, duyum, algı, dikkat, motivasyon, hayattan zevk alma, içgörü, konuşma, planlama, hafıza, öğrenme, anlamlandırma, duygu, görme, tanıma, fark etme. Böyle bir 4 grup var burada. Şimdi bu gruplar bize ne anlatmalı? Birazcık bu bahsettiğiniz ve Türkiye'de çok da kabul görmeyen sistemi bize anlatın istiyorum. Şimdi şöyle bir şey, beynimizdeki bu elektriksel akımın çıktığı yerler bir anlamı var. Mesela anlık hafıza ile ilgili bu bölgedeki elektrik akımı bizim için önemli. Hı hı. Ya da motivasyonumuz, dikkatimizi vermemiz. Evet. Uykuyla ilgili bu bölge, takıntılarla ilgili bu bölge, onlar onu söylüyor. Ya da okumayla ilgili burada bir bölge. Hı hı. Ya da mesela şüpheci oluyoruz, işte birisi bizi takip ediyor mu? Bilimsel çalışmalara göre bu bölgede. Şizofreniye yakın durumlar. Tabii yani. Şizofreniye yakın durumlar ama tam değil. Bunların hepsi şu an yüksek teknolojiyle tespit edilmeye başlandı. Hı hı. Bu beyindeki elektriksel işaretlerle de bunların yerlerini, hangi bölgelere denk geldiğini, elektrik akımı değişkenlikleri nerede olduğunu tespit edebiliyoruz. Hı hı. Mesela depresyonda olan bir hastanın beynin ön bölgesinde ya da arka sağ bölgesinde elektrik akımında değişkenlikler oluyor. Peki, sağlıksız dediğimiz beyin dalgalarında bir artış oluyor. Evet. Bunları dengelemeyi öğretebiliyoruz. İnsan beynine bu fazladan artan elektriksel akım değişkenliklerini azaltmasını öğretebiliyoruz. Hı hı. Ama böyle görsel olarak değil, bir takım sensörler ve bir alet kullanıyoruz. O alette herhangi bir elektrik vermiyoruz. Bilgisayar ekranına yansıtmamızı kendi beyin dalgamızı sağlıyor. Onu görsel hale getirdiğimiz zaman bilinçli hale sokmuş oluyoruz. Yani bilinç altımızdaki olan bir olayı bilinçli hale getirip kontrol etmeyi öğretebiliyoruz. Evet. Fazla artmış bir dalgayı azaltmayı öğretiyoruz dikkatimizi verdirerek. Peki hocam çok özür dilerim, lafınızı bölüyorum ama bütün bu hastalıklar, bahsettiğiniz bütün bu arızalar, ahrazlar hepsi bir düşme, bir çarpma, bir kaza sonucu aldığımız hasarlarla mı oluşur yoksa tamamen doğumda da olabilen, her türlü kendiliğinden neden olabilir, genetik olabilir, anne karnında gelişimle ilgili problem olabilir, kanaldan doğum anında çıkarken mesela öğrenme güçlüğü çeken çocukların bir kısmına baktığımızda doğum anında kordon dolanması olduğunu. Bunu çok duyuyoruz. Ama bunlar sonraki yıllarda takip edilmiyor. İşte bizlere geldiğinde sorguladığımızda bakıyoruz iki aylarında kordon dolanması var. Ya da doğumda sarılık olmuş. Ki çok ilerlemiş bir safhada size gelmiş oluyor böylelikle. O yıllar içinde bir takım şikayetleri olmaya başlamış. Dikkatle ilgili, davranışlarla, hareketlilikle ilgili. Ama bu kordon dolanması bunun nedeni olabilir. Beyindeki elektriksel akımı, oksijenlenmeyi değiştirebildiği için. Peki bu sistem tamamıyla bütün bu elektrik akımının dengesizliğini düzenleyebilecek, yüzdeye vurduğumuzda çok
yüksek bazı oranlarda. Bazı hastalıklar için yüzde verebiliyoruz. İşte evet. biraz önce söylediğim dikkat eksikliği, hiperaktivite çocuklarda Down çok sendromu. Yaygın. Down sendromu. Down sendrom için daha yüzde veremiyoruz. Evet. Daha orada bir deneysel aşamada ama okay. dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığın tedavisinin yüzde başarısı %75, %80. Migrende %80 civarında. Bunlar ve bu çok kanıtlanmış yani. Bir sürü kontrollü, plasebo kontrollü çalışmaları var. Öğrenme güçlüğünde yine bu civarda. Hı hı. Epilepside, epilepsinin tedavisinde ilaçların 1/3 gibi bir kısımda çalışmadığını görüyoruz. Ve bu grupta yapıldığı zaman başarı oranı %65 ile %82 civarında. Elektrik akım bozukluğu epilepsi hastalığı, sağır evet. hastalığı. Şimdi bir ilaçlar çalışmadığı zaman 1, 2, 3, 4 ilaca kadar gidiliyor, ekleniyor. Hı hı. Sanki onunla düzelecekmiş gibi. Ama biz günlük hayatta bunun düzelmediğini görüyoruz. Biz evet. 4, 3, 2 tekrar 1'e düşürüp hatta hiç ilaçsız bıraktırabilir miyiz diye bir çaba içinde oluyoruz beyinde. Bazı hastalarda tamamen ilaçları bıraktırabildiğimiz epilepsi hastaları Tam var. Da bunu soracaktım aslında. Bütün bu tedavi süreci boyunca hiç ilaç kullanılıyor mu diye soracaktım. Genelde eğer epilepsi ya da şizofreni gibi durumlar dışında biz genelde ilacı pek kullanmamaya çalışıp beyni doğal haliyle dengeli hale getirmeyi öğretmeye çalışıyoruz. İşte bu dikkat eksikliğinde öyle öğrenme güçlüğünde, migrende, depresyonda bunları dengeli hale, kafa travmasında hiç ilaç bunların, kullanmadan bunları evet, dengeli hale getirmeye çalışıyoruz. Şizofreni bunlardan ayrılan bir grup mudur hocam? Şu an çok önemli bir dergide bizim şizofreni ile ilgili yaptığımız çalışma yayınlanacak. Bu da dünyada ilk olarak klinik anlamda iyileştirme yönüne dayalı bir çalışma yapmıştık. Evet. Bunlardan 52 hastadan 47'sinde önemli derecede gelişme gördük. Muhteşem. Hastalığı ortadan kaldırmadık ama onların günlük hayata katılımlarını sağlattık. Değil mi? Evet. Ve ilaçlar mesela 8 ilaç alanı bir ilaca düşürdüğümüzü gördük. Evet. Ya da ilaçların dozunun daha aza inmesini sağlattık. Yani bir ilaç kullanıyorsa mesela 1/4 dozla daha iyi idame edebildin. Çünkü şizofreni hastalığında beyinde elektrik akım bozuklukları var. Ve ilaçlar bunları dengelemiyor. Peki hocam, çok özür dileyerek şunu da soracağım. Lafınızı bölmüyorum değil mi? Yok. Çok o kadar güzel anlatıyorsunuz ki böyle hipnoz bir şekilde dinliyorum sizi bu arada. Bütün bu hastalıklar arasında beyindeki o elektrik akımının dengesizleşmesinden bahsediyoruz ya. Farklılıklar nelerdir hocam? Yani o akım bozukluğu mesela şizofrenide farklı, migrende farklı, evet. Diğerinde bir farklı mıdır? Evet, şimdi mesela şizofrenide belirli bölgelerde 5 tür elektrik akım bozukluğu bulmuş araştırmacılar. Ki bu en yükseği midir? Evet. Bu yani elektrik akımının en bozulduğu yer şizofreni midir? En çok geniş kapsamlı grup olarak ama evet. aynı zamanda dikkat eksikliği, hiperaktivite grubunda da 3 grup var. Mesela otistik grupta da böyle 3-4 grup var. Beyindeki elektrik akımı değişkenlikler. Bazen hızlı dalgalarda bir artış var. Evet. Bazen yavaş dalgalarda artış var. Mesela alkoliklerde de böyle hızlı dalgalar çok fazla. Onlar vücudu geriyor, gergin hissettiriyor. Beyin kendi kendine alkolle tanıştığı zaman bırakmak istemi tedavi edici olarak kullanmaya başlıyor. Evet. Ve bu sağlıksız bir şekilde hızlı dalga artmış insanların dalgasını azaltıyor alkol. Onun yerine beyni gevşetecek, relax edecek dalgaları ortaya çıkarıyor. Ama biz eğer bu yöntemle o dengeyi kurdurursak alkoldeki başarı oranı %78'e çıkıyor. Yani alkolü bıraktırma şansınız oluyor. Bugün, yani uzun süreli tedavilerin bugün yanı sıra alkol bu daha tedavisinde etkili. Bilimsel evet. çalışmalarda ilaçlar, amatem, terapilerin başarı oranı %44. Siz şimdi %44 dediğiniz zaman %66 grup çalışmıyor. Yani bir sene içinde tekrarlıyor. Bu büyük bir maliyet demektir. Eğer beyindeki elektrik akımını dengelerseniz evet. ya bu tedaviyi yaptığınız ilaç tedavisini ekleyerek ya da tek başına yaptığınızda da %78 gibi bir başarıyı elde edebiliyorsunuz. Hocam bu çok önemli. Ciddi rakamlar. Yani evet, bunların, bunlar önemli ciddi rakamlar. Bu kadar duyarsız kalınmış olması dehşet verici. Ama işte bu konu psikiyatride elektrofizyolojiye giriyor. Yani elektrik akımını bulmak, yüksek ihtisas
kabul eden çalışmalar. Bu konuda da çalışma ve bir bilim dalı yok. Evet. Elektrofizyoloji olarak psikiyatride Türkiye'de. Hı hı. Ancak bu bir gün geliştirilirse bunlar daha iyi anlanmaya ya da öğrenilmeye çalışılabilir. Bununla ilgili de motivasyonu olması lazım. Yani psikiyatride motivasyon olması. Gidip öğreneyim, yeni yöntemleri öğreneyim. Bu ilaçlar çalışmayabiliyor, öbür kognitif terapi çalışmayabiliyor. Hı hı. Bu hastalara ne yapalım? Bize mesela 10 binden fazla hasta geldi ben Amerika'dan döndüğümden beri. Genel şu olarak anda size ulaşılabilecek şey, yer neresidir hocam, onu da bir söyleyelim. Özel sağlıklı yaşam polikliniği diye bir poliklinik kurdum. Hı hı. Geldiğimden beri. Bütün bu çalışmaları orada yapıyoruz. Evet. Tanju Sürmeli diye aradığımızda şu Google Tanju Sürmeli derlerse oradan bulabiliyorlar. Tamam, okay. Bu 10 binden fazla hastanın geliş ana nedeni benim kullandığım tedaviler işe yaramadı. İşte 5 senedir, 8 senedir, 10 senedir hı hı. kullandım, işe yaramadı, iyileşmedim. Siz şimdi 10 binden fazla önemli bir veri. Evet. Yani ben bunu bakanlığa da söyledim, Sağlık Bakanlığı. Bunu bile gördükleri zaman Sağlık Bakanlığı'nın yerinden zıplaması lazım. Yani evet. 10 bin tane psikiyatrik hasta oradan buraya, oradan oraya, şuradan şuraya alışveriş sepeti gibi dolanıp duruyor. Bu bana gelen kısmı. Evet. Demek ki bunlar iyileşmiyor. O zaman bunları iyileştirmek için yeni teknolojiye de bir an önce ne yapabilip uygulayabilecek hale gelmemiz dönmemiz gerekiyor. Lazım. Hocam çok özür dilerim. Bunu sormak zorundayım. Yani bu bir alternatif tıp gibi mi görülüyor acaba? Hayır, Amerika'da alternatif tıp. Hayır, Amerika'da terimi değil, Türkiye'de değil. Soruyorum. Böyle mi algılanıyor? Öyle algılanıyor. Hafife alınıyor. Yani işte mesela hiperaktif çocuğun tedavisinde kullanıyorum dediğim zaman o hiperaktif değil de şımarık çocuktur, ondan ona iyi gelmiştir deniliyor. Halbuki şımarık çocukta bu uygulamanın hiçbir yeri yok. Bunca eğitimi boşuna almışsınız meğer siz. Evet. Gelip de bu teşhisi çat diye size söyleyebilmişler. Evet. Şımarıktır o. Yani bunu da mesela önemli titri olan bir profesör söyleyebiliyor. Harikulade. Evet. Ne güzel. Yani bunlarla gerçekten karşılaşıyoruz. Ya da bu yöntem sorgulandığı zaman, işte bu yöntem bilimsel midir dendiği zaman hemen bilimsel değildir diye üç kelimeyle yazıp geçiveriyorlar. Evet. Peki hocam, bunun Türkiye'de yaygınlaşması ve alternatif tıp gibi görülmemesi için neler yapılabilir? Yani Sağlık Bakanlığı'ndan bir onayın olması lazım. Olması şart. Şimdi aslında biofeedback dediğimiz yöntem Sağlık Bakanlığı'ndan onay almış. Fizik tedaviciler kullanıyor. Aslında psikiyatristlerin kullanacağı bir yöntem genel anlamda. Tabii fizik tedaviciler de kullanır, nörologlar da kullanabilir. Evet. Ama almış ve alternatif tedavi içinde değil. Yani ama biz migren teşhisi için doktora gittiğimizde bize MR'a soktuklarında. Evet. Yani MR'da da bir şey çıkmıyor. MR'da fonksiyonel bir bozukluk yakalayamazsınız. Mesela kafamız hafif derece darbe aldığımızda, o bir MR orada çektirdiğimizde normal diyorlar. Evet. Ama normal değil o. Elektrik akım bozulmuş olabilir. Biz elektrik akımını kaydedip kafa darbelilerle karşılaştırıyoruz bir veri tabanında. O zaman %95 doğrulukla bunu ayırt etme imkanı veriyor. Evet. O elektrik akım bozukluğunu da ilaçla düzenleyemediğinizi görüyorsunuz. Aha. Ama elektrik akımını neurofeedback dediğimiz yöntemle düzenlediğimizde beynin kendi iyileştirme gücünü kullanmış oluyoruz. Evet. İyileşme olduğunu görüyoruz. Hocam çok önemli bir konuda çok değerli bilgiler verdiniz bize. Biz sizin takipçiniz olacağız. Ben olacağım yani. Sağ olun, söyleyeyim. Teşekkür ederim. Dilerim Sağlık Bakanlığı'ndan şu onay çıkar. Bu işin bir alternatif tıp olarak görülmemesini diliyorum. Biz dernek kurdum. Bu konuyla ilgili psikiyatristleri eğitelim. Hı hı. Doktoralı psikologları eğitelim. Çok biliyoruz diyor hocam. Yeni bilgiye hiç ihtiyacımız yok. Ne yazık değil mi? Evet. Dilerim sizin öncülüğünüzde bu iş hayata geçer de. Yani alternatif olan herhangi bir şeyi görürüz. Görmezden gelecek bir durum değil bu. Evet, önemli insan sağlığı noktası, için evet. Yan etkisi olmayan bir yöntem. Evet. İlaçlar gibi de değil. Aynen öyle. Yani beyne bir elektrik vermiyorsunuz. Beyni kontrol etmeyi öğretiyorsunuz. Mesela kalp atışınızı kontrol etmeyi öğretiyorsunuz. Kalp hata riskini azaltabiliyorsunuz. Tansiyonu dengeleyebiliyorsunuz. Buyurun. Yani bunlar her gün nefes, bunlardan alış, dolayı ölen insanları duyuyoruz. Nefes alışverişinizi dengeli hale getirdiğiniz zaman vücudunuza ve beyninize daha fazla oksijen gitmeyi evet. sağlatıyorsunuz. Ve yorgunluklarınız, uyku bozukları bunların ortadan kalktı. Mesela Amerikan Uyku Akademisi biofeedback yönteminin uyku bozukluklarında kullanımını bilimsel olduğunu söylüyor. Evet. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık bu güzel bilgiler için. Çok teşekkürler tekrar. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler,